Akdeniz'de dengeleri değiştiren bir anlaşma yaptık. Fakat bu anlaşma birilerini fena halde rahatsız etti. Libya ile yaptığımız bu anlaşma, Libya'daki iç savaş sürecini hızlandırdı. Eğer Haftar güçleri resmi Libya hükümetini devirirlerse, Türkiye ile Libya'nın yaptığı Doğu Akdeniz mutabakatı iptal olacak. İşte bu yüzden Libya tezkeresi büyük bir önem taşıyor. Bu videoda sizlere Libya'da neler olduğunu, Libya'nın neden önemli olduğunu, Akdeniz'deki anlaşmayı nasıl korumamız gerektiğini ve Libya'ya neden asker gönderildiğini anlatacağım. İyi seyirler. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan resmi Libya hükümetinin Türkiye'den destek istemesi üzerine Türkiye Libya'ya asker gönderme tezkeresini meclise sundu. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'daki görev süresi 1 yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek. Tezkerenin kullanım amaçları, milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek, kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak şeklinde sıralandı. Tezkerenin mecliste kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek. Libya'nın başkenti Trablus'ta binden fazla kişi bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kutlarken, bir taraftan da darbeci General Halife Haftar'ı protesto etti. Libya halkı Türkiye'nin kendilerini kurtarmasını isterken Türkiye boş duramaz ve durmamalı da. Bu tezkerenin dünyada da büyük yankı uyandırdığını unutmamak gerek. Çünkü uzun bir süre diğer ülkelerin tehditleriyle uğraşacağız. Mesela Avrupa Birliği, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin endişe verici olduğunu savundu. Bir diğer örnekle Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin mecliste kabul edilmesiyle ilgili Rus basınına açıklamalarda bulundu. Trablus'un talebi doğrultusunda Libya'ya asker göndermenin krizi daha da derinleştirebileceğini ve karmaşık hale getirebileceğini öne süren Slutsky, Türk parlamentosunun kararı endişe verici ifadesini kullandı. Rusya'nın daima Libya'daki krizin siyasi ve diplomatik yollardan çözümünü savunduğunu kaydeden Slutsky, askeri müdahalenin kesinlikle en iyi çözüm olmadığını savundu. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Libya tezkeresinin mecliste kabul edilmesini kınadıklarını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı açıklamada, söz konusu müdahale, Arap ulusal güvenliğini ve Akdeniz Havzası'nın istikrarına açık bir tehdittir ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir yol üstlendiğini öne süren Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, açıklamasında milislerin ve Türkiye destekli silahlı grupların Libya'da faaliyet göstermesine izin vermek yerine, tarafların işleyen bir devlet yapısı kurması için çalışması çağrısında bulundu. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, uluslararası toplumun da sorumluluk almasını ve Türkiye'nin Libya tezkeresi hakkında önlem almalarını istedi. Libya'nın meşru hükümetiyle uluslararası hukuka uygun yaptığımız anlaşma birçok ülkeyi rahatsız etti. Bazı ülkeler Libya'da meşru hükümet dışındaki güçlerle anlaşarak ülkeyi daha da kaotik bir duruma sürüklemek istemişlerdi. Libya ve Doğu Akdeniz'de barışın korunması için tüm gücümüzü sarf etmeye, bölgeyi tek taraflı sömürmeye çalışanların oyunlarını bozmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin Libya'da asker bulundurması büyük bir hamle olacaktır. Akdeniz'de Yunanistan ve Avrupa'nın oyununu Libya ile yaptığımız mutabakatla bozduk. Eğer Libya'daki resmi hükümet devrilirse bu anlaşma iptal olacak ve Türkiye Akdeniz'de büyük kayıp verecektir. Türkiye'nin Libya'nın destek çağrısına seyirci kalması beklenemez. Libya bugün Türkiye'nin mücadele ettiği DEAŞ, El-Kaide gibi terör örgütlerinin barınma alanı olmaktadır. Türkiye dost ve vefalı Libya halkının resmi davetine cevap vermelidir. Bu, ateşkes ve istikrarın sağlanmasına katkı tezkeresidir. Bölgemizde barış, Libya'da siyasi istikrar ve çözüm istiyoruz. Bu tezkereyle aynı zamanda
ülkemizin Akdeniz'deki çıkarlarının milletimiz tarafından sonuna kadar savunulacağı ifade edilecektir. Emekli Tümgeneral Güray Okyar, Türkiye'nin Libya tezkeresiyle Yunanistan'ın Rum kesimi ve Mısır'la irtibatını kestiğini belirterek, "Libya'ya gitmek, kuşatmayı önlemek demektir. Yoksa kuşatılırız," dedi. Ağustos 2016-Eylül 2019 tarihleri arasında Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı yapan emekli Tümgeneral Güray Okyar, yaptığı bir konuşmada Libya tezkeresini şu sözlerle değerlendirdi. Okyar'ın açıklamaları şöyle: "Libya'ya gitmeye mecburuz. Niye gitmiyoruz Libya'ya? Eğer oraya gitmezsek, bize verdikleri 40 bin kilometre karelik alanda denize giremez hale geliriz. Gitmeyelim dışarı, oturalım evimizde, rahat uyuyalım, donmayalım. Üşüyeceğiz, donacağız. Bu vatanı korumak için bizden öncekiler nasıl mücadele ettiyse, biz de aynı mücadeleyi vereceğiz. Bu coğrafyada yaşıyorsak, biz de öyle yapmalıyız. Dimdik, uyanık olacağız. Güçleri yetiyorsa gelsinler. Biz Anadolu'da yaşayabilmek için sadece Anadolu'yu düşünmeyeceğiz. Etrafımızda güvenlik çemberleri oluşturmalıyız. Oraları ele geçirelim manasında değiliz. Libya'da huzur yoksa Kızıldeniz'i, Basra Körfezi'ni, Kafkasları kontrol edemiyorsanız buralar dış çemberdir. İç çember Balkanlar, Suriye, Irak'ı kontrol edemiyorsak buralarda huzursuzluk varsa buradaki insanlar rahat, huzur içinde değilse biz Anadolu'da rahatsız oluruz. Cumhuriyetin kuruluşundan beri bizi rahat bırakmıyorlar. Biz tehlikeleri ülkemizin dışında karşılamak durumundayız. Buralar bizim dış kalemizdir. Onun için dışa açılmamız gerekiyor. Yoksa bizi Anadolu'da rahat bırakmazlar. Siz Libya'yı tutuyorsanız buralar sizin. Yok bırakırsanız kayıp verirsiniz. Biz niye çocuklarımızın, torunlarımızın hakkını başkasına verelim ki? Bizim Akdeniz'de kıyımız var. Biz oraya gidince Yunanistan'ın Rum kesimi ve Mısır'la irtibatını kestik. Libya'ya gitmek ne demek? Libya'ya gitmek, kuşatmayı önlemek demektir. Yoksa kuşatılırız. Türkiye'nin Libya özel temsilcisi Emrullah İşler de tezkereyle ilgili şunları söyledi: "Yapmış olduğumuz güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasıyla biz Libya'da güvenlik sektörünün reform edilmesi için, ıslahı için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Türkiye bir güç gönderecek. Bu güç tabii ki muharip bir güç olma niteliğiyle gitmiyor. Türkiye'nin orada askeri varlığının yeterince caydırıcı olacağını ifade etmek istiyorum. Türk bayrağının orada dalgalanacak olması elbette ki birileri için caydırıcı olacaktır. Ama eğer birileri hadsizlik eder de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerlerine saldırırsa en güçlü karşılığı da alacaktır. Burada esas itibariyle ilkesel olmak önemlidir. Demokrasiden yana olmak önemlidir. Özgürlüklerden yana olmak önemlidir. İnsan haklarından yana olmak önemlidir. Türkiye olarak biz bunların yanındayız." Emrullah İşler, Libya'da meşru hükümet desteklenirken Suriye'de neden desteklenmediğinin sorulduğunu belirterek, "Biz Suriye'de Esed rejimine neden karşı çıktık? Yüz binlerce vatandaşını öldürdüğü ve hala da öldürmeye devam ettiği için karşı çıkıyoruz," dedi. Türkiye'nin Libya'da meşru hükümeti desteklediğini vurgulayan İşler, Libya'da Haftır ve yanlılarının tek istediğinin askeri çözüm olduğunu aktardı. Yunanistan uzunca bir süredir Türkiye'yi denize adım atamaz hale getirmenin peşindeydi. İsrail'in benzer çabalarda olduğunu biliyoruz. Bizim kimsenin hakkını gasp etmek gibi bir niyetimiz yok. Artık bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yok. Kuzey Kıbrıs ve Libya ile başlattığımız süreçten vazgeçersek denize girecek kıyı, olta atacak sahil bırakmayacaklar. Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımızı hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gasp etme niyetiyle karşımıza gelmesin. Libya meselesi çok uzun zamandır konuşuluyor. Henüz tam bilmeyenler için Libya'da neler olduğunu kısaca anlatmak istiyorum. Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri, darbeci General Halife Haftır, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş. Bunun üzerine, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler tarafından daha önce sunulan barış görüşmeleri teklifini reddeden Haftır, Libya'daki çatışmanın ancak askeri yolla çözülebileceğini savunmuştu.
hedefine ulaşamayan Haftar, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik belirleyici savaş adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Haftar'ın saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Mistara olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti. Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Libya'nın doğusundaki darbeci General Halife Haftar'a destek veriyor. Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Faiz-e-Serraç liderliğindeki UMH kontrol ediyor.